Merhaba arkadaşlar. Bugün anlatımını yapacağım modelimi orta kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numaralı şişle yapacağım. Modelim 12 ilmek ve katlarından oluşuyor ve artı bir ilmeğe ihtiyacım var. Kenarlarda ikişer ilmek modeli daha net göstersin diye başlangıçta ve sonda ikişer ilmek kenar ilmeği çalışacağım. Yanlarda yarım modelimiz var. Bir modelin yarısından başlayacağız. Diğer modelin başlangıcı yan yana her iki model birlikte yürüyecek. İlmeklerimi attıktan sonra bir sıra ters örgü ördüm. Herhangi bir lastik çalışması yapmadan da kullanacağınız bir model. 3 model üzerinden de size anlatımımı yapacağım arkadaşlar. Önce kenar 2 ilmeğimi örüyorum. Buradaki yarım modelim 4 ilmekten oluşuyor. Keserek başlıyorum bu yarım modelimizi. İlk ilmeğimi yönünü çevirdim. Alttan girdim, 2 ilmeği birlikte aldım. 2 ilmek düz örüyorum ipimi çevirdim 2 ilmek ters örüyorum diğer modelin başlangıcı bu 2 ters ördüm 1 doluyorum 1 düz örüyorum tekrar doluyorum 2 ilmek ters örüyorum Diğer yarım modelimiz 2 ilmek düz örüyorum 7 ilmekten oluşuyor bu modelde. 2 ilmek düzümü ördüm. Ortadaki ilmeğimi şişimden çıkarttım. İkinci ilmeğimi. Bunu yönünü çeviriyorum. Şişime takıyorum. 3 ilmeği birlikte alıyorum. Tekrar 2 ilmek düz örüyorum. Diğer modelimin başlangıcı. 2 ilmek ters. 1 dolayıp 1 düz örüyorum. Tekrar doluyorum. 2 ters örüyorum. 7 ilmek üzerinden yarım modelimi yapıyorum burada. Yine 2 ilmek düz ördüm. Bu 3 ilmeği birlikte alacağım. 3 ilmeğin ortadakini şişimden çıkarıyorum. Sol şişime aldım. Öndeki ilmeği çıkartıp arkaya aldım. Ortadaki ilmeğin yönünü çevirerek diğer ilmeğin önüne taktım. Ve üçünü alttan girerek birlikte aldım. 2 tane düz örüyorum. Son modelim, iki ilmek ters örüyorum. Bir doluyorum, bir düz ördüm. Tekrar doladım. İki ilmek ters ördüm. Ve bu kenardaki 4 ilmek üzerinden yarım modelimiz iki ilmeğimi düz ördüm. Son iki ilmeği de soldan sağa girerek birlikte aldım. Kenardaki iki ilmeğimi örüyorum. Son ilmeğimi örmeden aldım. Bu kenardaki iki ilmek modelin dışında arkadaşlar. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Terslerimi ters örüyorum. İki tane düzüm var. İki düzümü örüyorum. Ajurlarımı da ters öreceğim. Bir düzüm vardı önde. Her iki yanında iki tane dolama yaptım. Bunları arkada ters örüyorum. Yanında iki tersim vardı. Bunları düz örüyorum. Diğer ilmeklerim ters. Arka yüzde sadece ikişer ilmek düzümüz var arkadaşlar. Onun dışında bütün ilmeklerimiz doladığımız ilmekleri de ters olarak öreceğiz. Ajurumu ters örüyorum. Ortadaki ilmeğim ters. Diğer ajurum da ters. Yanında iki düzüm var. Diğer kestiğim ilmekleri ters olarak örüyorum yine iki düz ajur ilmeğim ters ortadaki ilmek ters diğer ajurumda ters yanında iki tane düzüm var diğer kenar ilmeklerimde ters olarak örüyorum Son ilmeğimi de örmeden aldım. Ön yüzüme geldim. Kesmelere ve dolamalara devam ediyorum. Önce iki tane kenar ilmeğimi ördüm. Burada dört ilmeğimiz üç ilmeğe düştü. İlk ilmeğimi yönünü çevirdim. Yanındaki ilmekle ikisini birlikte aldım. Ve bir tane düzüm kaldı bunu da ördüm. İki tersimi örüyorum. Üç tane düzüm var. Bu düz ilmeklerimi şimdi beşe çıkaracağım. Bir doladım. Üç tane düz örüyorum. Tekrar doluyorum. İki ilmek ters örüyorum. Diğer modelimde 2 düzüm vardı. Bir tane düz örüyorum. Ortada 3 ilmeğimi yine üçünü birlikte alacağım. 3 ilmeğin ortadakini şişime alıyorum sağ şişime. Öndeki ilmeği çıkarttım. Onu sağ şişime aldım. Ortadan çıkarttım ilmeği yönünü çevirip önüne taktım. Üçünü birlikte alttan girerek ördüm. Ve yanında bir düzüm kaldı. Bir düzümü de ördüm. İki tersimi örüyorum. Bir doluyorum. Üç tane düz örüyorum. Tekrar doluyorum. İki tersimi örüyorum. Yine kestiğimiz ilmeklerimize geldik. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Üç ilmeğin ortasındaki ilmeği sağ şişime aldım. Öndeki ilmeği arkaya aldım. Sağ şişimdeki ilmeğin yönünü çevirerek önlerine taktım. Üçünü birlikte alttan girerek iki ilmeği kesmiş oldum. Ve son bir ilmeğimi de düz ördüm. 2 ters örüyorum. Diğer modelim için. Bir doluyorum. 3 tane düz örüyorum. Tekrar doluyorum. 2 tersimi örüyorum. Kenardaki yarım modelim. Burada da 3 tane düzüm var. Şimdi öncelikle birini ördüm. Diğer ikisini soldan sağa girerek ikisini birlikte aldım kenar iki ilmeği birini ördüm son ilmeği örmeden aldım Arka yüzümüzü bir kez daha birlikte örelim Daha sonra arka yüzleri örmeden Geçelim arkadaşlar Terslerimizi ters örüyoruz Şimdi düz ilmekler daha net belirginleşti. İki düz, ajurum ters, ortadaki ilmeklerim ters, diğer ajurum da ters, yanında iki tane düz. Kestiğim ilmekler, bunlar üç ilmeğe düştüler. Yine iki düz. ajurum ve diğer ilmeklerim 5 tane ortada tersim oldu. Yanında 2 düz. Diğer kestiğim ilmekler 3 tane ters. Yanında 2 düz. Ortada ajurumla birlikte 5 ters. Yanında iki düz. Yarım modelim için iki tane tersim. E kenar ilmeğim, birini ördüm. Son ilmeği örmeden aldım. Şimdi ön yüzümüzde yarım modellerimizin son kesmesini ve artışlarımızın da son artışını yapacağız. Her iki modelinde biri bitmiş olacak yeni başlayan modelimizin de yarısına gelmiş olduk. Kenar ilmeklerimi iki ilmeğimi ördüm. İki tane ilmeğim var düz. Birinin yönünü çevirdim. ilk ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. Dört ilmeği üç kez kesme yaptık ve tek ilmeğe düşürdük. İki tersimi örüyorum. 5 tane düzüm var. Şimdi 7 düze tamamlayıp burada kestiğimiz yere geleceğiz arkadaşlar. 1 doladım. 5 düzümü örüyorum. Tekrar doladım. 2 tersimi ördüm. 3 tane düzüm kaldı. Ortadaki düz ilmeğimi Sağ şişimi aldım, öndeki ilmeği çıkartıp arkaya aldım. Sağ şişimdeki ilmeğimi yönünü çevirip <laughs> önlerine taktım. Alttan girerek 3 ilmeği birlikte örüyorum. 2 ilmek tersimi örüyorum. Diğer modelime geldim bir dolayacağım şimdi 5 tane düz öreceğim. 1 doladım. 5 düzümü örüyorum. Tekrar doluyorum. 2 tersimi örüyorum. Yine kestiğim ilmeğim 3 düzün ortadakini sağ şişimi aldım. Öndeki ilmeği arkaya aldım. Yönümü çevirerek önlerine taktım. 3 düz ilmeği birlikte ördüm. 2 tersimi örüyorum. 1 doluyorum. 5 düz örüyorum. Tekrar doladım. 2 tersimi ördüm. E son 2 ilmeğimi de kesmesini yapıyorum. Soldan sağa girip ikisini birlikte aldım. Bunu da tek ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeklerimin birini ördüm. Son ilmeği örmeden aldım. Şimdi arka yüzlerimizi artık gördüğümüz gibi örelim. Ön yüze gelelim. Ön yüzüme geldim. Yarım 7 ilmekten oluşan yarım yaprak modelimi tek ilmeği düşürdüm 3 kez kestim başladığım modeliminde yaprağımında 3 kez artışını yaptım 7 düz ilmeğe ulaştım şimdi burada kestiğim işlemleri bu 7 düz ilmek üzerinden uygulayacağım bu tek düz kalan ilmeğimi de Başlangıçta yaptığım gibi iki tersin ortasından sağından ve solundan düz ilmeği arttırarak burayı da 7 ilmeğe çıkartacağım. 3 kez burada ajur yapacağım. Düz ilmeklerimden de 3 kez kesme yapıp kapatacağım. Kenar 2 ilmeğimi öncelikle ördüm. Şimdi bir düz ilmeğim var. Buradan Düz ilmeğimi örüp bir doluyorum. Ve iki tane tersimi örüyorum. İpimi çevirdim. 7 düz ilmekten 2 düzünü öreceğim. Ortadaki 3 ilmeği birlikte alacağım. 2 düzümü örüyorum. 3 düz ilmeğin ortadakini yine sağ şişime aldım. Öndeki ilmeği arkaya aldım. İlmeğimi yönünü çevirip önlerine taktım ve 3 ilmeği birlikte ördüm. 2 tane kenarda düzüm kaldı. 2 düzümü ördüm. Tekrar diğer modele başlıyorum. 2 tersimi ördüm bir doladım bir düz ördüm tekrar doladım iki ilmek tersimi ördüm bu ki iki ters ilmek sürekli model örgümüz bitene kadar bu şekilde devam edecek yaprakların yanında iki ters ilmeğimiz devam edecek şimdi 7 düz ilmekten yine kesme işlemini yapacağız 2 düzümüzü örüyoruz 3 düzün ortadakini alıyorum, öndekini arkaya aldım, yönünü çevirip önlerine taktım, alttan girerek 3 düz ilmeği birlikte ördüm. Ve son 2 ilmeği düz olarak ördüm. İpimi çevirdim, 2 tersimi örüyorum. 20 yaprak daha başlıyorum buradan. 2 tersimi ördüm. 1 doladım, 1 düz ördüm. Tekrar doluyorum. 2 ters örüyorum. 7 ilmek düzüme geldim. İkisini ördüm. Düz olarak 3 ilmeğin ortadakini aldım. Öndekini arkaya alıyorum. Şişimdeki ilmeğin yönünü çevirip takıyorum. Üçünü birlikte ördüm. İki düzümü ördüm. <laughs> Pardon. Tekrar iki tersimi ördüm. Bir doladım. Ve bir düz ördüm. Kestiğim ilmeklerden son düzüm kalmıştı. Bunu ördüm. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Arka yüzümü tamamlayıp geliyorum. Yine terslerimi ters ajurlarımı da ters olarak örerek arkada zaten düzlerimiz belli. Bu iki düzün dışında ilmeklerimizin hepsini ters olarak arkada örüyoruz. Ön yüzümüze geldik. Şimdi ikinci kez kesmemizi ve ikinci artışlarımızı yapacağız. Birini tamamlayıp diğerini yarıya getireceğiz. Kenar ilmeklerimi iki ilmeğimi önce ördüm. Bir düz ilmeğim, iki düze çıktı. Yarım modelim. İki düzümü ördüm, bir doladım, iki tersimi ördüm. Beş düz ilmeğim kaldı. Birini örüyorum. Ortadaki üçü yine üçünü bir alarak kesiyorum ortadaki ilmeğimi yönünü çevirip önlerine taktım alttan girdim üçünü birlikte aldım ve son düzümü de ördüm 3 ilmeği düşürdük 2 tersini örüyorum 1 doluyorum 3 düz örüyorum düz ilmeklerim bu sırada 5'e çıkartıyorum doladım 2 tersi ördüm. Tekrar 5 düzümün birini ördüm. Ortadaki ilmeğimi 3 ilmeğin ortasındaki ilmeğimi önlerini aldım. Üçünü birlikte ördüm. 2 ilmek eksilttik. 1 düzümü de kenarda ördüm. İki tersimizi örüyoruz. Bir doluyu, üç düzü ördük. Tekrar doladık, İki tersini ördüm. Yine son yaprağımız beş düzüm ilkini ördüm. Ortadaki ilmeği sağ şişime aldım öndekini arkaya aldım ilmeğimi yönünü çevirip önlerine taktım üç düzü birlikte aldım ve son düz ilmeğimi de ördüm yarım modelim için iki tersimi ördüm bir doladım iki ilmek düzümü ördüm üç düze çıktı bir sonraki sırada başlangıçta olduğu gibi 4 düz ilmeğe çıkacak. Kenardaki ilmeklerim 2 ilmeğimi birini ördüm. Son ilmeği örmeden aldım. Arka yüzümü tamamlıyorum. Ön yüzüme geldim. Şimdi bir modeli bir yaprağı tamamlamış olacağız. Bakın kabartmalı yapraklar oluyor. Kabarık kenarlarda tersleri olduğu için ortada kesmeler yaptığımız için böyle kabartmalı yapraklar oluşuyor arkadaşlar. Bir yaprağı tamamlayacağız. Diğer arttırdığımız ilmeklerde de bir modelin yarısına gelmiş olacağız. Kenardaki iki ilmeğimi öncelikle ördüm Burada 3 tane düzümüz var. Son artışımızı yapıyoruz. 3. artışımız. 3 ilmeğimi ördüm. 1 doladım. 2 tersimi ördüm. 3 düz ilmeğim kaldı. Son kesmemi yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi sağ şişime aldım. Öndekini çıkarttım. Arkaya aldım. Sağ şişimdeki ilmeğin yönünü çevirdim. Önlerine takıp üçünü birlikte aldım. Bu ilmek yönümü çevirmemizin maksadı kesimlerimizin düzgün bir şekilde devam etmesi arkadaşlar. 2 tersimi örüyorum. Burada da son artışımızı yapıyoruz. 5 düzümüz var. Bir doladım. 5 düz ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeklerimizde 7 ilmeği çıkartıyoruz. Tekrar doladım. 2 tersimi ördüm. Son kesmemi yapıyorum diğer yaprağımda. Ortadaki ilmeğimi öne alıyorum. yönünü çevirdim üçünü birlikte ördüm. İki ters bir doladım, beş düz örüyorum. Tekrar doluyorum, iki tersimi örüyorum. Son yaprağım ortadaki düzümüzü öne alıyoruz. Yönünü çevirdim. Üçünü birlikte aldım. İki tersimi ördüm. Bir doladım. Üç tane düzümü örüyorum. Yarım modelimde dört düz ilmeğe çıktı. Kenar ilmeklerimi de ördüm. Arka yüzümü tamamlayıp geliyorum. Bir modelimizi Tamamladık arkadaşlar. Şimdi başlangıç sıramıza yine gelmiş olduk. Burada 4 düzümüz var. Başlangıçta 4 düzden birini keserek başladık. Yarım model olduğu için iki ters örüp bir dolayıp bir düz ördük. Tekrar doladık, iki ters ördük. Aynı yere tekrar geldik. Diğer modelimizde Yaprağımızın yarısına geldik. 7 düz ilmeğimiz şimdi keserek, 3 kez kesme yaparak burayı da tamamlayacağız. Aynı işlemler devam ediyor. Yan yana yapraklar oluşacak arkadaşlar. 2 düzümü ördüm şimdi bir ilmeğin yönünü çevirip bu yarım model için kesmeye başladım İki ilmeği birlikte aldım iki düzü de ördüm başlangıçta yaptığım işlemin aynısı iki ters ördüm bir dolayıp bir düz örüyorum tekrar doluyorum iki ters örüyorum bu iki ters ilmeğin ortasından sürekli yapraklar çıkartıyoruz. 7 düz ilmeğimiz yine ikisini örüyoruz. 3 ilmeğin ortadakini öne alıyorum. yönünü çevirdim. üçünü birlikte öreceğim. alttan girdim üçünü beraber ördüm iki düz ilmeğimi de kalan ördüm. Tekrar iki tersimi örüyorum. Yeni bir yaprağa başlıyorum. İki ters ördüm. Bir doladım, bir düz örüyorum. Tekrar doladım, iki ters örüyorum. yedi ilmeğimin ikisini ördüm. 3 düzün ortadakini öne alıyorum. Yönümü çevirdim. Önüne taktım şişimin. Üçünü birlikte ördüm. Son iki düzümü de ördüm. Tekrar iki ters bir doladım bir düz tekrar doladım iki ters dört ilmeğim dört düzüm ikisini ördüm son ikisini de soldan sağa girip birlikte ördüm kenar ilmeklerimi de ördüm arka yüzümü tamamlıyorum ön yüzümüze geldik Şimdi ikinci kez kesmelerimizi ve ajurlarımızı yapacağız. Kenar iki ilmeğimi öncelikle ördüm. 3 düzüm kaldı. İlkinin yönünü çevirip ikisini birlikte aldım ve bir düzümü ördüm. İki tersimi örüyorum bir doladım 3 düz örüyorum tekrar doladım 2 tersimi ördüm düz ilmeklerimizi 5'e çıkarttık 5 düz ilmeğimizi de şimdi ilk düzümü örüyorum ortadaki düzümü yine yerini değiştiriyorum yönünü çeviriyorum üçünü birlikte alıyorum. Beş düzümü de üç düz ilmeğe düşürdüm. İki ters. Bir doladım. Üç düzümü ördüm. Tekrar doladım. İki tersimi ördüm. diğer yaprağım ilk ilmeğimi düz ördüm. Ortada 3 ilmeği birlikte alacağım. Son ilmeğimi de düz ördüm. 2 tersimi örüyorum. 1 doladım, 3 düz ördüm tekrar doladım iki tersimi ördüm yarım modelimin bir düzünü ördüm son iki düzünü de soldan sağa girdim ikisini birlikte aldım kenar ilmeklerimi ördüm arka yüzümü tamamlıyorum ön yüzümüzde bir modelimizin yaprağımızın da Son sırasını yapacağız. Son üçüncü kesmemiz ve üçüncü artışımız bir yaprağın yarısı diğerini de tamamlamış olacağız. Önce kenar iki ilmeğimi öreceğim. Kenardaki iki ilmeğimi ördüm. İki düz ilmeğim kaldı. İlkinin yönünü değiştirip ikisini birlikte aldım tek ilmeğe düşürdüm. İki tersimi örüyorum. Bir doladım. Beş düz örüyorum. Yedi düz ilmeğe çıkarttık. Tekrar doladım. İki tersimi. 3 düz ilmeğim üçünü birlikte alıyorum ortadaki düzümü öne alıyorum yönünü çevirdim Üçünü birlikte alıyorum alttan girdim son kesme ne yaptım 2 tersimi örüyorum. 1 doladım, 5 düz örüyorum. Tekrar doladım. 2 tersimi ördüm. Son yaprım. Yönümü çevirdim. Önlerini taktım. 3 düzü birlikte aldım. 2 ters 1 doladım. 5 düz örüyorum. Tekrar doladım. 2 tersimi ördüm. Ve son 2 Yarım modelimin iki düzü soldan sağa girip ikisini birlikte aldım ve tek düz ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeklerimi de ördüm. Arka yüzümü tamamlayıp geliyorum. İki modeli birlikte çalışmış olduk arkadaşlar. Bir modeli yaprağı tamamladık. Burada terslerin ortasından arttırarak yeni bir yaprağı oluştururken düz ilmeklerimizi keserek de buradaki yaprağımızı da tamamlamış olacağız. Yan yana model kaydırma yapmıyoruz. Yanındaki model tamamlandığında kaydırma yapıyormuş gibi iki modeli yan yana örmüş oluyoruz arkadaşlar. Ben büyük bir parçada da Çalıştım. Daha fazla ilmek sayısıyla birkaç model çalıştım. Lastik çalışması yapmadan kullanabileceğimiz bir model. Çok keyifli sıkılmadan örebilirsiniz. Bebek örgülerinizde kullanabilirsiniz. Kendi yelek ve hırkalarınızda kullanabilirsiniz. Modeli daha ince koton iplerle yazlık buduzlarda örebilirsiniz. Keyifli, zevkli bir model. Umarım sizler de modelimi ve anlatımımı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir başka videomda bir başka örgümde birlikte örebilmek dileğiyle Keyifli, sağlıklı günler diliyorum.